Sana şu montunu vereyim de bizim arkadaşlara ver. Tamam. Bir de rakı bir içiyoruz başkanım. Başkanım. Ben dolanıyorum nasıl ya? Ben sizi takip ediyorum. Bir bir. Nereye gitseniz oradayım başkanım. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim mahallemizdeki komşularımız, değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Başkan'la Akşam Çay Programı'na hoş geldiniz. Birçoğunuz önceki yıllardan konuya aşinasınız, biliyorsunuz. Bu programlarla belediyenin bütün yönetim birimleri, başkanımız, başkan yardımcıları, müdürler sizi ziyarete geliyor, sizin misafiriniz oluyor. Ve burada başta belediye konuları olmak üzere sizlerin bize iletmek istediği bütün konuları, soruları, önerileri, tavsiyeleri, teşekkürleri dinliyoruz. Bunların hemen cevap verilebilecek olanlarına cevap veriyor. Çözüm süreci içerisinde çözeceklerden not alıyoruz. Öncelikle belediye başkanımız sizlere bir açılış konuşması yapacak. Ardından sorular için mikrofonu bizzat sizlere takdim edeceğiz. Soruyu mikrofondan başkanımıza hitaben sorabileceksiniz. Bütün soruları tek tek aldıktan sonra hepsine toplayacak. Yine isim isim belediye başkanımız cevap verecek. Program akışımız genelde bu şekilde oluyor. Burada da böyle olmasını planlıyoruz. İnşallah. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısu'ya takdim ediyorum. Çok değerli komşular, değerli ilçe başkanımız, arkadaşımız, belediye meclis üyelerimiz, mesai arkadaşlarım, değerli büyüklerim, komşularım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başka bir yine benzer bir toplantıdan geliyorum. Dolayısıyla biraz orada fazla konuştum herhalde ama ses dengesini bulacak inşallah. Biliyorsunuz düzenli olarak biz her yıl her hafta bir mahallemize gidip sizlerle hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz. Geçen yıl pandemi dolayısıyla malum birçok iş yeri kapanmıştı, burası da öyleydi. Ağır bir depresyon geçirdik, ağır bir pandemi süreci geçirdik. Bu yıl tedbirli olarak, maskeli olarak bu toplantıları yapma kararı aldık. Bugün de Merkez Efendi'deyiz. Ben bu toplantıları çok seviyorum, önemsiyorum. Tek başımıza zaten geziyoruz, buraya defalarca geldim ama Mustafa Bey'in de söylediği gibi bu akşam belediye meclis üyelerimiz,
belediyedeki bütün yönetici arkadaşlarım, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz hep birlikte hasbihal olmaya geldik. Biz daha doğrusu aslında bu akşam sizi dinlemeye geldik. Bu akşam Mustafa Bey'in mahallesindeyiz. Mustafa Bey eski bir merkez efendiliği. Buradaki çok sayıda komşumuzla da şahsen ayrıca tanışıyor olmak benim için büyük bir mutluluk. Ben bu açılış konuşmasında bir şey söylemeyeyim. Zaten hep birlikteyiz aslında. Hepimiz birbirimizi izliyoruz. Birlikte Zeytinburnu'yuz. Bütün mahalleleriyle, bütün insanlarıyla hepimiz birlikte Zeytinburnu'yuz. Ve biz Zeytinburnu'muzu seviyoruz. Zeytinburnu'nda yaşayan hemşehrilerimizi seviyoruz. Onların da bizi böyle gördüğünü düşünüyoruz. Doğrusu kalpler, kalp kalbe karşıdır. 15 gün önce buradaydım. Yani cumartesi pazarında tek başıma epey bir şey dinledim. Bir kısmı ile ilgili de mesafe aldık. Onlara şimdi girmeyeyim. Sorular çerçevesinde yani konuşmamızın gündemini siz belirleyin istiyorum. Çünkü biz buraya gerçekten dinlemeye geldik. Başka tek başımıza anlattığımız dönemler de gelecek ama bu akşam mikrofon sizde. Biz sorularımızı ben ya da arkadaşlarımla birlikte cevaplayacağız. Yazılı olarak sormak isteyen arkadaşımız varsa kağıtlar isteyebilir ama mutlaka telefon numarası yazın. Daha önce yaptığımız benzer toplantılarda bir şey geliyor ama muhatap bulamıyoruz telefon olmadığı için. Onu özellikle vurguluyorum. Mikrofonu ele alıp konuşmak istemeyen bir hemşehrimiz, komşumuz olabilir veya diğerlerinin duymasını istemiyor olabilir. Bu çok normal bir şey. Ama böyle bir şeyi kabulümüz burada cevap verilir ve sonra değerlendirilir. Mutlaka bir iletişim numarası eklemelerini hasretten rica ediyorum. Çünkü sonra muhatabını bulamıyoruz. Ben en başta mekan sahibine her yıl olduğu gibi bu yılda bu güzel toplantımıza mekanını açtığı için ve güzel çayları için çok teşekkür ediyorum. Siz değerli komşularımıza da gösterdiğiniz ilgi için, buraya geldiğiniz için, bu kendinize ayırdığınız evde dinlenmeniz gereken zamanı bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özellikle hanımefendi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Yerel basınımızın, gazetecilerden basınımızın değerli mensuplarına da her zaman olduğu gibi bu akşam da sizinle buluşmamızı, hasbihalimizi, sohbetimizi, Zeytinburnu'muza bütün dünyaya duyurmaya vesile oldukları için Taylan kardeşime ve Selvi Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi mikrofonu size veriyoruz. Ben not alacağım ve inşallah sizin sorularınız, değerlendirmeleriniz, teşekkürünüz, mikrofon sizin. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, biz de belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi uyarı yapayım, müsaade ederseniz. Bir şey yeme içme dışında maskelerimizi takılı tutarsak en azından asgari zararla atlatmış oluruz bu toplantıyı da. Ve bir de kendinizi tanıtarak başlarsanız konuşmaya memnun oluruz. Evet Tuncer Bey, hemen yanınızda bir beyefendi var. Buyurun. Başkanım hoş geldiniz. Ben Merkez Efendi İlkokulu'nun okul görevlisiyim. İsminiz? Erdal Fidan. Şimdi başkanım, daha önce bizim okul yıkıldığında 20 metre aşağıda bir yaya geçidimiz vardı. Ama şu an o yaya geçidi, yani çocuklar faydalanamıyor. Sabahları bir görseniz, yani çocuklar içeri girmek için adeta arabalarla savaş ediyor. O yaya geçidini oradan kaldırıp tam okul girişinin önünde almanızı istiyorum. Çünkü hiçbir çocuğun sağlığı yaptığımız işten önemli değildir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Erdal Bey. Evet, sorularınızı bekliyoruz. Bizim en büyük sıkıntısı otopark. Akşam oldu mu sokaklar, kaldırımlar otoparkla dolu, arabalarla dolu. Buna bir çare bulunmasını rica ediyorum. Daha önce de bir sözler verilmişti. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Selamünaleyküm başkanım. Şimdi kentsel dönüşüme girmeyeceğim.
Artık bu detans yolda gittiğini biliyoruz. İsminiz de söyleyeyim. Üzeyir Altın. Evet, Üzeyir. Sizlere birkaç sefer resimler atmıştım biliyorsunuz parkta köpeklerle ilgili. Bizim evlatlarımızın geçtiği yol güzergah. Birçok köpek var. Yani bir şey olmadan o köpeklere artık bir çare bulalım. Bir de bizim oradaki esnafları unutmazsanız başkanım. Yani yaklaşık 3 yıl oldu daha bizim oradaki esnaflar başkanlarını tanımıyorlar. Başkan yalnızlığı tanımıyor, başkan yalnızlığı tanımıyorlar. Bir de merkez efendi her gün görüyorlar. Ama biz merkez efendi değil miyiz diye soruyorlar kendilerine. Sizleri de bekliyoruz abim maalesef. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Üzeyir Bey. Hemen eşofmanla lütfen devam edelim. Buyurun. Ben de kaldırabilir lütfen. Selamünaleyküm. Hocam hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. İsmim Ersin Yedik. Zeytinburnu'nda oturuyorum. 20 seneden beri. Sabah işe giderken saat 8.30 civarı. 20 köpek sağlasana uğradım. Ayağım kombiyle pel çaldı. Ve dikiş atılmadı. Sağlık ocağına gittim. Bana yardımcı olmadılar. Basman yapmadılar. Beni hastaneye sevk ettiler. Kendim hastaneye gidiyorum. Ayağım komple dikiş olmadı şekilde. Yani belediyeye telefon ettim. Oradan köpeklerin aldırmasını istedim. Hiç muhatap olmadılar. Muhatap olamadım kimseyle. Hatta beni azarladılar. Böyle başkanım. Ben köpeklerin oradan almalarını istiyorum. Şu an 10 günden beri işe gidemiyorum. 10 gün raporluyum. Yani kimseye, yani polise söyledim. Bizim yapacağımız bir şey yok dediler. Yani 2 gün önce, benden 2 gün sonra da başkalarına saldırmışlar. Yani 20-25 tane köpek. Merkez Efendi Mevlamehane Caddesi'nin olduğu yerde, benim işe gittiğim yerde. Sabah 8.30 civarı. Ben şok oldum. Yani 20 tane köpeğe bana saldırması demek beni öldürmek anlamına geliyor. Ben dondum kaldım. Benim sağ ayağım komple 20-25 tane kesikler var. Ve 10 günden beri evden dışarı çıkamıyorum. İşe de gidemiyorum. Yani bunun yerinin yapılmasını istiyorum. Yani bir şey söylemek istemiyorum artık da. İkincisi, ben sağlık ocağına gittiğimde ilk önce söylemiştim ama yine söylemek istiyorum. Dedim, benim ayağımı pansuman yapın. Ben dedim, ben yürüyemiyorum. Tamam aracım var ama araç da kullanamıyorum. Dedi ki bana, biz sana yardımcı olamayız. Hastaneye gidin, hastanede pansuman yapın. Neden? Sizin burada bir pansuman şeyiniz var. Sağlık ocağında bir merkeziniz var. Neden sağlık ocağında bunu yapmıyorsunuz? Neden beni hastaneye sevk ediyorsunuz? Sizin yaralarınız çok derin ve büyük yaralarınız var. Biz pansuman yapamayız dediler. Tamam, iyi karşıladım. Ama normal yapılması lazım değil mi? Ya ben oradan köpeklerin alınmasını istiyorum. Alınmasını istiyorum, veterinerlere götürmesini istiyorum. Yedikule'de barınaklar var. Oralara niye verilmiyor köpekler? Mahallemizde her yerde köpekler kedilere saldırıyor. Benim iki tane kızım var. Okulda, okula götürüyorum mesela. Önümüze köpekler geliyor. 6-7 tane. Ben kendimi koruyacağım, köpeklere kızlarımı koruyacağım. Tamam, benim kızlarım ön planda mı? Yani bunun bir yapılması gereken bir suç mu var bilmiyorum ama benim canım yandı. Başkasının canı yanmasın. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Hemen yanımızdaki arkadaşa verelim. Buyurun. Sağ olun. Çoğu cenaze falan katılıyoruz. O yüzden sizi takip ediyorum. Şimdi arkadaşın derine katılıyorum. Ama bir de bir olay var. Bu liseden gelen öğrenciler köpekleri tarih ediyor. Arkadaş tonla kadar atlıyor. Doğrudur. Köpekleri tarih ediyor. Normalde o köpekler kimse saldırmıyor. Ama şu an saldırmaya başladı. Doğrudur. Bir de bu köpekler 10 tane değil, 40 tane oldu. 40 tane oldu. İsmin neydi efendim? İbrahim. İbrahim Bey. 40 tane oldu. Bu köpekler normalde kimse dokunmadığı müddetçe bu köpekler kimse saldırmıyor. Ceviz vardı. Ha arkadaşlar saldırmışlardır, doğrudur. Bu köpekler 10 taneydi, pardon 2 taneydi, 3 tane doğurdu, komple çoğaldı. Ha burada, bu da çoğu arkadaşlar bilir.
Ama köpekleri yukarıdan gelen öğrenciler tahrik ediyor. Tahrik ettiği için saldırıyor. Bunu buradaki semtin çoğu insanı da bilir yani. Ha, arkadaşa saldırmışlardır. Ona evet. Sözüm yok. O yüzden saldırıyor yani. Ama bu köpek olayı muhakkak ki bu semtte var yani. Başkanım. Çok. Peki. Oğlum saldırıyor. Yok saldırıyor. Ben saldırmıyor demiyorum. Saldırmıyor demiyorum. Saldırıyor. Onu da yukarıdan gelen öğrenciler tahrik ediyor. Ondan dolayı saldırıyor. Park olayı doğrudur. Mesela şu havuz eskiden biliyorsun burada iki kişi oluyor. İki kişidir ama iki kişi oluyor. Bu havuzun kalkıp da mesela buraya bir otobak olması da güzel bir olay olurdu. Ne bileyim bu okulun altı da otobak olsa daha güzel olurdu. Şimdi burada doğru. Otobak olayı da köpek olayı da sıkıntı. Ama köpeği şimdi yok etsem sıkıntı, etmesem sıkıntı. Nasıl olacak? Yok etsem sıkıntı, etmesem sıkıntı. Yok ettirir mi? Ama orada öğrenciler sıkıntı şey yapıyor, köpekle tarif ediyor. Sorunuzu bitirirseniz bir başka arkadaşım. Buyurun. Kim var? Peki, teşekkür ederiz İbrahim Bey. Başka soru var mı? Bir de muhtar nerede? Muhtarı göremedim. Gördüğünüzde sorarsınız nerede olduğunu. Evet, var mı soru efendim? Bu tarafa ulaştıralım Tuncer Bey. O da kaç tane şube var? 4 tane şube var. 4 tane şube, şimdi 100 tane şube var. Buyurun. Şöyle basıyoruz taşa. Taştan önce su sıkıyor. Yani o yapmışlar o şeyi yaptılar. Oradan gelen su birikiyor orada. Tamam mı? Yani çoluk çocuk orada geçiyor, ayağını şey yapıyor, pis suyla oynuyor. Yani onlar ricam o taşları şöyle bir... Bunlar bir daha söyle mi? 60 sokak. Diğer 60 sokak. Yolda mı kaldırımda mı? Yolda yürürken basıyorsun, tamam. Bir de kaldırımlar da öyle yani. Kaldırımlar da su akmıyor. Kalıyor orası. Bir samet olmadı, ilgilenirseniz teşekkür ederim. Sağ ol, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Süleyman Gül'e diyetle bloklarında oturuyorum ve aynı zamanda Süleyman blokların ben buraya Ömer Başkanı, Selami Başkanı'na, Deniz Başkanı'na, belediyenin bütün mimardaki arkadaşlarımızın hepsine teşekkür etmeye geldim. Biz bloklar olarak, niyetli bloklar olarak çok azaplar çektik, çok kötü günler geçirdik. Aşağı yukarı 20 sene yakın evlerimizi perişandı, malumdu. Bugüne kadar bu sürü çabalar sarf ettik fakat bir türlü bunu Merkez Efendi Mahallesi'nde dile getiremedik. Sağ olsun Ömer Başkanımız bize seçim öncesi mahallemize gelerek diyetli bloklarında bir komşumuzun evinde verdiği sözü, perşembe günü sözü verdi, pazar günü seçim vardı. Bu sözleri hepsi yerine geldi. Şu anda biz 252 hane olarak %99 katılımla sözleşmelerimizi imzaladık. Devletten kira yardımlarımız başladı. Alamayan grupta toptan alacak. Şu anda devletin verdiği 1250 lira kira yardımını alıyoruz. Şimdi şu anda geldiğimiz nokta, şimdi Ömer Başkan'ın da iyi dinlesin yani. Biz her şeyi bitirdik. Şantiye kuruluyor şimdi caminin orada. Şantiyemiz kuruluyor. Şimdi baktığım bu akşam baktığım bir çevrilme olayı var. Yani inşaat alanı çevriliyor. Daha önce kantar yapıldı. Yani inşaatın yapılabilmesi için her şey mevcut. Yıkılan evlerimizin molozları döküldü. Akkuş veya Bostök firmasıyla anlaşma olarak gidiyoruz. Çok az bir şeklimiz kaldı. Bundan sonrası da Ömer Başkan'ın da başkanın bize ruhsatı ne kadar çabuk verirse biz de evlerimize o kadar çabuk
kavuşacağız. Şu anda evlerimizin yapılması için bütün işlemler bitmiş durumda. Tekrar başkanıma, tekrar Selam Başkanı'na, Ömer Başkanı'na, dediğim gibi İdris Başkanı'na, bütün çalışanlarına çok güzel yardımcı oldular bize. Bu konuda onun için teşekkür etmeye geldim. Beylikdüzü'nde oturuyorum ama başkanıma bu teşekkürleri başkanlarıma etmek için geldim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ömer Başkan da yok. Süleyman Bey, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Var mı efendim başkan? Nasılsın? Yıldır burada oturuyorum. Size 3 sorum var Sayın Başkanım. Birinci soru, arkadaşlarımız dediği gibi, sabahleyin bir gün parka yürüyüşe gittim ve 15 tane etrafımda köpekler dolandı ve çok korktum. O günden beri parka hiç gitmedim daha. İkinci sorum da, spor salonu vardı burada, onu kapattılar, bayanları açmışlar. Pandemi döneminden önce spor salonu vardı bizim bu parkta. Kahvenin altındaki mi? Evet, onu kapatmanız bayanlar için kapalı olsun ama genç çocuklarımız için bir an önce açılmasını istiyorum. Çünkü gençler bilgisayarın başına oturduğu sürece bez hastalığı, hareketsizlik onların masal oluyor. Onun için orası açılmasını istiyoruz. Genç erkeklere de, evet. Onlar da yararlanabilsiniz. Evet, yararlanabilsiniz. Bir haftada iki gün bayanlar içindi, sonra erkekler tamamen kapattılar. Eskiden mi? Evet, eskiden. Şu anda herhalde kapalıdır pandemi döneminde ama sonra açılsa daha iyi olur. Şu an başladı. Üçüncü sorum da şudur başkanım, benim eşim 20 yıldır hasta çalışmıyor. Ondan sonra 27 yaşında oğlum, o da hastalandı, aynı hastalığında o da çalışmıyor. Çünkü bir tek oğlum var evde. İş arıyoruz ama 2 sene de iş bulamadı. İş kura gittik, uzak yere gönderdiler onu. Çocukları oraya göndermek istemedim. Ben istemedim hani gitmesini. Tek bir oğlum olduğu için şu anda sizden bir iş istiyorum. Belediyede. Ama herhangi ne iş olsa olsun, yani yaprak temizlik olsun, sabahları süpürme olsun, yeter ki ama belediye bir iş olsun da ne olsa olsun. Size teşekkür ediyorum. Allah şimdi bizi razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet. Var mı? Mikrofonu. Ne yaptın? Getirdin abi kimseye. Başkanım. Belki de ben de sorun kalmadı geldiğinden beri. Normal. Başkan başkanım. Benim şikayetim çok konteynerlerle ilgili olacak. Özellikle bu bölgede tekstil işinde uğraşan esnaflarımız var. Çöplerini çuvallar halinde çöp konteynerlerinin yanına bıraktığında bir görüntü kirliliği oluşuyor genel olarak. Bununla ilgili bir çözüm üretilebilirse çok memnun kalırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsminiz neydi? Ayhan Sucu. Ayhan Bey. Teşekkür ederiz. Sandalye. Var mı boşluğunuz? Vallahi. Gel ben vereyim. Gel sandalye verin. Gel ben buraya. Çok değerli komşularım. Bütün söz olan, değerlendirmede bulunan hemşehrilerimize, komşularımıza teşekkür ediyorum. Önce cumartesi günü pazarda birkaç hanımefendi kardeşimizle görüştüm. Burada şimdi hiç gündeme gelmedi. Sultanmurat çevresinden şikayet vardı yoğun. Muhtemelen orada beni gördükleri için buraya gelmediler. Sultanmurat Camii'nin arkasındaki alana bir kamera koyduk. İnşallah yıl başından sonra da etrafıyla ilgili tedbir alacağız. Çünkü orada bir takım uygunsuz şeyler olduğuna dair maalesef şehirde böyle boş alanlar ne yazık ki uygunsuz, istenmeyen görüntülere sahne oluyor. Orayı derleyip toplayacağız, bir cami duvarı şeklinde kontrollü bir mekan haline getireceğiz. Dolayısıyla inşallah o problem de çözülmüş olacak. Hızla soruları cevaplayayım. Erdal Fidan Bey karşınızdaydı, bilmiyorum burada mı? Okulun önündeki üst geçidi değerlendireceğiz. Tam olarak
nereyi kastetti onu bilmiyorum ama okulun tam karşısına gelecek şekilde düzenleme yapılabilecek mi? Ona başkanım, bakacağız inşallah. Yanında kalıyor, şokun önünde kalıyor. Biraz üste aldığınızda tam çiğ köftecinin hizasına geliyor. İnşallah. O zaman çocuklar da işte inşallah. Bakacağım, o çok doğru, mantıklı bir talep. İbrahim abi otopark sıkıntısı dedi. Şimdi değerli Merkez Efendi mahallemizin sakinleri, samimi olmak lazım, gerçekçi olmak lazım. En az otopark sıkıntısı olması gereken yer Merkez Efendi mahallesi. Bunu açık açık söyleyeyim. Çünkü Zeytinburnu'nun diğer mahalleleri Merkez Efendi'den daha kötü durumda maalesef. Burada iyi kötü bir kısmı bizim ürettiğimiz, bir kısmı kendiliğinden olan bir otopark alanı var. Ama yine de sıkıntı yok demiyorum kesinlikle. Fakat İbrahim abi sözden verildiğini dedi. Ben İbrahim abi sözlerim burada. Burada herhangi bir otopark sözü yok. Biz hep çalıştık ve yapabileceklerimizi yaptık. Caminin hangi cami? İbni Kemal Sultan Murat? Orası özel mülk ama benim hani otopark sözüm yok. Ama şu, bu problemin farkındayız. Bu problem bizim resmen görevimiz değildi bir süre öncesine kadar. Boş alan sıkıntısı var. Bu Zeytinburnu'nun tamamında var. İstanbul'un tamamında var. O bahsettikleri alan boş durduğu için yanlış anlaşılıyor. Sanki belediyeye veya kamuya ait gibi algılanıyor. Atatürk İlkokulu'nun önündeki alan bir şahıs parselidir. Bir kişiye aittir. Kamulaştırılması gerekir. Bunun için de imar planı değişikliğine ve elbette bir kamulaştırma bedeline ihtiyaç var. Ayrıca orası zannettiğiniz kadar iyi bir otopark alanı olmaz. Arabaların döneceği yer bile yok doğrusu. Otopark sıkıntısının farkındayız. Umudumuz yeni dönüşümlerle altında otopark olan binaların yapılması doğrusu. Yüzeye kardeşimiz vesilesiyle aslında üç arkadaşımız, üç hemşehrimiz köpeklerden bahsettim. Bu problemin karşımıza geleceğini elbette biliyorduk. Ben de burada yaşıyorum netice itibariyle. Zaman zaman da yürüyoruz zaten. Ayrıca görüyoruz. Müteahhit defalar gelip görüyoruz. Şimdi Merkez Efendi mahallemizin bir avantajı mezarlıklara bitişik olması. Bu aslında yeşil alan yoğunluğunun iyi olması anlamına geliyor. Çünkü mezarlıklar aynı zamanda bizim yeşil alanımız. Zaten Merkez Efendi mahallemiz yeşil alan bakımından bir ay öncesine kadar Zeytinburnu'nun en büyük parkına sahip bir alanken artık o ünvanını 3 Kasım ve 11 Kasım itibariyle kaybetti biliyorsunuz. Geriye şimdi 3. büyük parkı olan mahalle haline geldi. Neden böyle? Biliyorsunuz 3 Kasım'da Millet Bahçesi'ni hizmete aldık. 3 Kasım'da Zeytinburnu'muzun büyük rüyası Zeytinburnu Millet Bahçesi hizmetimize girdi. Buradan görmeyen bir hemşehrimiz var mı? Ben henüz Millet Bahçesi'ni görmedim diyen bir hemşehrimiz var mı? Ömer abi sen de gördün mü? Geldiğim gibi. Mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Tekrar mikrofonu vereceğiz, o zaman söylersiniz. İnşallah isterseniz bir tur daha atarız. İkinci büyük farkımız da Marmaray'ın üzerinin düzenlenmesi oldu. O bu iki yeşil alandan önce Merkez Efendi mahallemiz Zeytinburnu'nun en büyük farkına sahip mahalleydi. Şimdi bu mezarlıkların Merkez Efendimiz'e zararı şu, maalesef bazı kişiler mezarlığa köpek bırakıyorlar. Muhtelif yol ve yöntemlerle bunu takip altına almaya çalıştık ama bu mümkün olmadı. Buradaki köpek nüfusunun artışının sebebi o. Şimdi size şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Belediye olarak bizim görevimiz bunlara bakmak. Hasta ve yaralı olduğunda tedavi edip aldığımız yere bırakmak zorundayız.
Peki diyeceksiniz ki bu kadar köpekle biz bir arada nasıl yaşayacağız? Biz hastanemize gelen, sokak hayvanları geçici bakım evine gelen her bir sokak hayvanını, kedi ya da köpek kısırlaştırıyoruz. Dolayısıyla ben bir süre sonra dengeye oturacağını düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, demin bir arkadaşımız söylemeye çalıştı. Küpe gördüğünüz, kulağında küpe gördüğünüz köpeklerin ısırma imkanı yok. Bir sonraki Ersin Bey de benzer şeyler söyledi. Çok geçmiş olsun bu arada. Gerçekten çok üzgünüm. Allah şifa versin. Efendime söyleyeyim. Bu mesele bir noktaya gidecek. Son zamanlarda çok arttı ama kanuni zorunluluklar var. İnşallah bu sizi, bizi rahatsız etmeyecek bir boyuta kendiliğinden gelecek diye düşünüyorum. Yüzey kardeşimiz yanlış hatırlıyor. Ben Arnavut Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptım. Mehmet. Turgut şahit, Hüseyin şahit. Sen de şahitsin. Sen yoktun abiciğim. Şimdi dolayısıyla esnaf ziyaretini ben tek başıma yapıyorum. Ama bu toplantıları mesai arkadaşlarımla, meclis üyelerimizle birlikte yapıyoruz. Gene geliriz inşallah. Oradan bir mutlu haber gelsin de geliriz inşallah. Dediği doğru, haklı. Merkez Efendi'ye gidelim deyince hemen biz buraya düşüyoruz. İşte daha çok kalabalık oluyor filan. Daha çok insan görmek istiyoruz. Ama ben kendim bütün oradaki bütün şeylere uğradık. Doğru mu? Turgut nerede? Buradayım. Adem Bey de oradaydı. Hüseyin Bey yokmuş o gün, bizi sürekli yok yazıyor. Efendim ama inşallah tekrar gelmek nasip olur. Ersin kardeşime tekrar çok geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten hiçbir şekilde arzu edilmeyecek bir husus. Allah şifa versin. Bu sağlık ocağı meselesini ben Sağlık İşleri Müdürümüzle konuşacağım. Çok hakim olduğum bir mesele değil ama zannediyorum siz de cevabını söylediniz. Belli bir şeyi geçince hastanelerin bakması gerekiyor. Çünkü orası, bu Seyit Nizam Sağlık Ocağı, aile hekimlerinin olduğu bir yer. Oradaki arkadaşların çok küçük pansuman dışında bir şey yapma yetki ve imkanları yok. Buradakiler de önde aslında. ASM'ler, yani aile sağlığı merkezlerinde çok küçük pansuman dışında pansuman yapma imkanları yok. Size de onu söylemişler zaten. Tekrar çok geçmiş olsun diliyorum. Allah hepimizi korusun. İbrahim Bey, otopark ve köpekle ilgili hususlara değindi. Onları konuştuk. Nail kardeşimizin Gahmut sokaktaki şeyi hızla gözden geçireceğiz. Ben işleri müdürümüz notunu aldı. İnşallah etmeyin. Hızla gözden geçirelim. Süleyman abi, İETT bloklarını hepiniz biliyorsunuz. Buranın hakikaten uzun yıllar çözülemeyen bir meselesiydi. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kendileri anlaştılar. Kendisinin de söylediği gibi %99 ittifakla yıktılar. Kira yardımları sürüyor. İnşallah en kısa zamanda ruhsatları da verilir. Ben bu arada İfis Bey'e dedim, benden habersiz ruhsat müracaatı oldu mu? Dedi yok, henüz gelmedi. Şunu söyleyeyim burada, madem kamuoyu önünde. Bütün belgeler tamamlanmış olarak geldiğinde bir hafta içinde ruhsatınız hazır. Süleyman abi. Niye? Bir an evvel oradaki komşularımızın tekrar yollarına dönmelerini ben de çok arzu ediyorum açıkçası. İnşallah beraber anlaştığınız gibi yine güle oynaya hep birlikte o evleri açmak nasip olur. Uzun yıllar burada oturan komşularımız, komşularımız inşallah bir an evvel evlerine kavuşurlar. Bizde bekleyen hiçbir şey henüz yok. Gelirse biraz proje büyük olduğu için bir haftalık süreden bahsediyorum. Çünkü bir inceleme yapılacak malum. Hiç şüpheniz olmasın. Bütün belgeler tamamlanmış olarak başvurulması kaydıyla bir hafta içinde ruhsatınızı veririz. Şimdi bizim tabii sözleşme için 3'te 2 çoğunluk arandığını, kentsel dönüşüm için böyle biliniyordu. Biz 3'te 3'ü aşağı yukarı sağladık. Fakat inşaatın yapılabilmesi için
tapu demirlerinin yapılabilmesi için her kişinin muhafaza etmesi lazım olduğunu öğrendik. Tapudan demir yaparken. Şimdi dışarıdan göründüğü gibi 252 hane değil başkanım bizim orası. Tam 420 kişi imza attı. 420 kişi. Çünkü eski bir yapılar olduğu için dededen kalma varisler var. Bir daire var, bir daire 28 sahibi var. Hak sahibi var, bir daire. Dededen kalmalar var, babadan kalmalar var ve veraseti yapmış, intikal yapmamış. Ama şu anda bize sözleşmeden sonra yapılacak işlemlerdeyiz başkanımız. İdris Başkan'a bunu bütün notlarını veriyoruz. Bizim en büyük derdimiz, yani inşaatlar başlarken belediyede 6 ay, 5 ay, 7 ay kalır evraklar. Bizimki kalmasın başkanım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi onları tamamlayınca bir hafta içinde veririz. Tabii bir diğer orayla ilgili Merkez Efendi Mahallemizi ilgilendiren mesele de Arnavut Mahallesi'nin kentsel dönüşümü, ama burada muhataplarını görüyorum. Herkes herhalde her şeyi bildiği için bir soru gelmedi. Mahsur yok tabii ki gelmesin. Yok, süreç devam ediyor kadar bir şey söyleyeyim. Zaten herkes her şeyi biliyor. Başından itibaren biz söylemiştik. Mutlaka hemşehrilerimizle, hak sahipleriyle konuşacağız. Rıza ve mutabakatla gideceğiz diye. İnşallah orası da bir an evvel neticeleri önümüzdeki yıl geldiğimizde Anamut Mahallesi'nin de sürecinin başladığını paylaşmak nasip olur. Meliha ablamız köpeklerle ilgili ben mesajı aldım. Zaten bu problem gerçekten dışarıdan gelenlerle bu hale geldi. Mevzuat engelleri var. Zamanı biraz sabır. Gerçekten zor bir meseledir. O kadarını söylüyorum. Çok titiz bir çalışma yapmak zorundayız. Zaman içinde dengeye oturacağını düşünüyorum. Ben komşularımın biraz sabrına müracaat ediyorum, öyle diyeyim. Şimdi ikinci soru, aslında onu söyledik. Taziye evinin altı daha önce bir özel sektörden bir kardeşimiz tarafından işletiliyordu. O sözleşmeyi feshettik. Çünkü bizim kadınlar için spor merkezi, pilates salonu sözümüz vardı. Şu anda orası pilates salonu. Okulda okuyan çocuklar için de kış spor okulunu yapıyoruz biliyorsunuz. Belli saatlerde onlar spor yapıyorlar. Diğer zamanlarda kadınlarımız için ayrılıyor pilates salonu olarak. Dolayısıyla okula giden kız ya da erkek fark etmiyor çocuklarımıza ve kadınlarımıza mahsus hale geldi. Yeniden pilates salonu olarak düzenlendiği için kış spor okulunu da sadece pilates salonunda yapılabilecek spor okulları açılıyor. Yeniden eski fonksiyonuna dönme imkanı yok. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Orası genel olarak kadınlar için spor merkezi pilates salonudur. Ama bizim yaptığımız yaz ve kış spor okullarında içeride o salonda yapılabilecek, şu anda karate ve aerobik var bildiğim kadarıyla. O spor okullarını çocuklarımız için yapıyoruz. Çok da verim alıyoruz. Diğer hususla ilgili de Mustafa Bey burada aslında. Bilmiyorum kariyer merkezinde kaydı var mı? Çağrı geldi mi? Şöyle söyleyeyim. İlla belediyede ısrar etmezseniz çok memnun olurum. Üniversite mezunları için iş bulmak da hazır oluyor ama ben çalışmak istiyorum diyen herkese bu zamana kadar kariyer merkezimiz Zeytinburnu'nda ikamet eden 1600 kişiye yakın 1570 komşumuza iş buldu. 9 Mayıs 2019'dan bu tarafa Zeytinburnu'nda ikamet eden 1570 hemşehrimize iş bulduk. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Elbette tek başımıza kariyer merkezi bizim bulduğumuz imkanlarla işsizlik meselesini çözmemiz mümkün değil ama ben ilk yola çıkarken burada da muhtemelen söylemişimdir çünkü seçim sürecinde buralara da geldik. Maksadımız buradaki hemşehrilerimiz daha çok iş bulsun. Biz de Zeytinburnu Belediyesi olarak personele ihtiyacımız olduğunda buradan ilan ediyoruz ve bu zamana kadar
Zeytinburnu'nda bulabildiğimiz özellikteki personelin tamamı için Zeytinburnu'nda ikameti şart haline getirdik. Bunu bütün takip eden hemşehrilerimiz biliyorlar. Orada da maksadımız ne? Zeytinburnu Belediyesi'nde varsa eğer Zeytinburnu'nda oturan insanlar çalışsın inşallah. Evladınıza da iş bulmak mümkün olur. Genç kardeşimiz ismini söylemediği için genç kardeşim diye ilham edeyim. Alihan mı? Yazmamışım ben. Güzel bir noktaya temas etti. Asıl olan aslında kirletmemek olmalıdır. Ben bütün gittiğim bu sohbet toplantılarında söylüyorum. Evimiz neyse, evimizin içi neyse, sokağımız da, caddemiz de, parkımız da odur. Böyle görmemiz lazım. Biz yaşıyoruz burada. Hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla yani evimizin içini kimse kendi evini herhalde bilinçli olarak kirletmek istemez. Kirletmiyordur herhalde çünkü yaşıyoruz. Kaldırımı da, sokağı da, caddeyi de, meydanı da, parkı da böyle görmek gerekir. Burası hepimizin evi, hepimizin memleketi. Ama çöp tabii ki çıkıyor. Zaten belediyenin görevi de bu çöpleri düzenli bir biçimde toplamak. Ama emin olun bu çöplere bırakılma meselesi çok önemli. Zeytinburnu Belediyesi 24 saat çöp topluyor değerli hemşehrim. İnanın bana 24 saat çöp topluyoruz. Bu kadar. Dolayısıyla biz netice itibariyle Zeytinburnu halkının bütçesini kullanıyoruz. Bu bize çok maliyetli, çok büyük bir miktara mal oluyor ama evimiz, memleketimiz temiz olsun diye bunu yapıyoruz. Arkadaşımızın söylediği çöp konteynerımızın dolması meselesi gerçekten bizim de çok rahatsız olduğumuz bir şey. Özellikle iş yerleri maalesef çöp kamyonu gittikten sonra büyük çuvallarla bırakınca bütün sokağın, meydanın, caddenin havası değişiyor. Ben bu vesileyle bütün komşularımızdan bu konuda daha çok hassas olmalarını rica ediyorum. Bir de burada söylendiği için onu da söyleyeyim. Cumartesi günkü pazar ziyaretinde gördüğüm birkaç hemşehrimiz okullara gidişte muhtarlığın önünde arabaların hızlı gelmesi dolayısıyla büyük bir problem yaşadıklarını söylediler. İnşallah orada küçük bir kazı yapılacak Mustafa abi senin önün. Oraya bir hız kesici yapacağız. Daha önceden vardı. Kapı açılınca oradan o şey kalktı. Kalktı. O düzenleme bittikten sonra inşallah orada yine yeni bir set yapacağız ve arabaların muhtarlığın önünden o kavşaktan hızlı geçmesinin de önüne geçeceğiz. Bunun da bu vesileyle burada söylemiş olayım. Başkanım selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Mikrofon geçiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tamam gelsin. Mustafa Dönmez, Merkez Efendiliğim, doğma büyüme. Halk ekmek satıyorum 25 senedir. Başkanım, 1984'de telefon ettik. Bodrum'u ilaçlamak için aşere böcekler var. Onlar topu Büyükşehir'e attı. Yani o bir şey olarak Zeytinburnu Belediyesi ilaçlıyor mu Bodrum'ları yoksa Büyükşehir'e mi? Şey yapacağız tekrar. Ev mi burası? Evet, bodrumu. Evin bodrumunun aşereler var. Kara Fatma var işte, kertenkele. Onun için yani o orayı bir yaşamamız lazım. Yaşere. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Burada bir beyefendi var. Hadi devam edelim. Buyurun. Başkanım merhaba. Neyze Şendürk. Neyze. Müdürüyüm. Dün görevde. Ben daha önceden halk eğitimdeydim. Pardon, Sügüleyken de sizinle görüşmüştük. Burada 67 sokakta benim bir dairem var. Bu dairenin bulunduğu binayı kentsel dönüşme sokmaya çalıştık. Müteahhitlerle görüştük. En son Büyükşehir'in galiba bir oluşumu İstanbul dönüşüyor falan diye oraya ve oradan fiyat aldık. 440 bin lirayla 510 bin lira arasında birim başı fiyat çıkardılar bize. İnanılmaz bir fiyat. Yani sizin şeyle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili fikirleriniz ve düşünceleriniz varsa onları öğrenmek, hatta daha doğrusu size yardım bekliyoruz. Yani sizin fikirleriniz bizim için önemli. Abi niye ayaklandın?
ederiz. Evet, orada bir beyefendi vardı. Bir soru sormak istedim. Beri Merkez Efendi'ye ikamet etmekteyiz. Bizim bu Merkez Efendi'nin dönüşümle ilgili bir şeyler duyduk. Acaba doğru mudur? Yoksa bir kulak rahatsız edilir. Ben bunu öğrenmek istiyorum size. Yanınızdaki beyefendi. 6 yaşındayım. Ama başkanım şu yan yolları yeni yapıldığımız yerler bile okulun arkası yüzü. Tramvayın olduğu yere arabalarımızı çekiyoruz. Yer bulamadığımız için. Ama ne yazıksa hep ceza geliyor bize. Bunlar bir sorun yapmadım hocam. Durmadan arabama 4 tane ceza geldi. Hani biz sabah arabada belki toptan gidiyoruz 2-3 kişi, arabamız kalıyor, arkadan paket ceza geliyor. Bir boş yer olsa bırakmam orada. Mecbur kalıyoruz. Kapımın sokağa, oturduğum yerinde yer yok. Ama oğulları kenarlardan buluruz, mecbur koyuyoruz. Bazı arabalarımızı da çekiyoruz. O sıkıntılarımız da var. Şimdi çekme yok. Ben bunu bilgilerim. Teşekkür ediyoruz. Başkanım iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ben Hasan Başpınar. Çok eski Merkez Efendiliğim. Sorum şöyle olacak. Merkez Efendi Parkı'nın çevresinin kapatılmasını istiyoruz. Çok başıboş insanlar gelip çıkıyor. Bundan 15-20 gün önce bir Bangladeşliyle bir Afganlı birbirini kesti parkın içinde. Ambulans geldi, siviller aldı, götürdü. Bu birinci sorumdu. İkinci sorum, benim işim icabı, bazen geç geliyorum. İşimi de mahalle başkanı biliyor ne iş yaptığımı. Burada söylemek istemiyorum. Arabama yer bulamıyorum. Hani park edeceğim arabamda bakanlık arabası. Parkın içinde bırakayım diyorum, güvenlikçi arkadaşlar müsaade etmiyor. Bununla ilgili şikayetim bu. Üçüncüsü, Merkez Efendi Spor yöneticisiyim. Parkın içinde araba park ediyorlar çimlerin üstüne. Parkın güvenlikçi arkadaşlarına söylediğimiz halde ilgilenilmiyor. Teşekkür ederim. Özellikle taziyem. Taziye evi civarında mı çimlerin üstüne park ettin? Taziye evi civarında çimlerin üstüne. Taziye evi artı yukarıdaki spor geçişinde olduğu yer. Peki Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz. Meselesiyle Cuma gün kariyer merkezinde bir mülakat var. Şu söylediğim nitelikleri uyanlar buyursun gelsin. İş İstanbul Havalimanı'nda bagaj transferi ve uçak temizliği. Çok kolay bir iş. 35 yaş ve altında olan erkek adaylar lise veya altında eğitim almışlarsa buyursun gelsinler kariyer merkezine beni bulsunlar. Burada ilk defa bir mahallede ilan etmiş oluyorum. Normalde bize kayıtlı olan adaylar hepsine bu mesaj bugün gitti. Ama bir de burada söylemiş oluyorum. Evet, sorular bu kadar olduğuna göre ikinci tür değerlendirmesinde bir tane daha var. Buyurun. Selamünaleyküm. İmdat Kılçık. Ben kahvede ciğer satıyorum. 3 kere beyin kanaması geçti. Bana kimse bir şey demiyor. Bütün millet de beni biliyor. Muhtar da biliyor, can kahvede biliyor. Bakkal da biliyor. Bana kimse bir şey demiyor. Ben 3 kere beyin kanaması geçtim. Ben şu anda çalışamıyorum. Sadece kahvelere geliyorum, ciğer satıyorum. Bana da kimse bir şey demiyor. Ben hepsinden özür dilerim. Hepinize de Allah razı olsun. Geçmiş olsun. İmdat, ne diyorsun İmdat? Anlat, anlat. Yok, bir şey demiyorum. Diğer satacağım, kimse bana... Bir şey demiyorsun İmdat. Tamam. Buyurun siz de. İmdat. Başkanım hoş geldin. Ben Kastamonu'nun iş arıyorum. Ben bana söz verdim. Kendine gelmedim. Biz sizi boşluyorum. Kimse bakmıyor. Vallahi madem. Başkanım. Bakmış değil mi?
Evet değerli komşularım, hepinize tekrar Mustafa Bey'in bıraktığı yerden biraz daha açmak istiyorum. Her bir hemşehrimiz, komşumuz, arkadaşımız, dostumuz işlerle ilgili doğrudan benim ilgilenmemi istiyor. Ama bu takdir edersiniz ki 300 bin nüfuslu bir belediye, ilçe, onlarca yığınla iş var. Biz bunu çözmek için görevimiz olmamasına rağmen seçimde de bunu çalıştık. Mustafa Bey de biz belediyede neredeyse en eski mesai arkadaşımız Mustafa Bey. Daha seçimden önce dedim ki Mustafa Bey böyle bir şey yapacağız ve bunu sen kuracaksın. Bu görev senin dedim. Bunu gerçekten samimiyetle kurduk. Yani öyle hani gelenleri böyle bir şey olabilir mi? Niye kimse kimseyi kandırsın? Mekan ayırdık, personel ayırdık. En güvendiğimiz arkadaşımızı başına koyduk. Gerçekten işe yarasın diye yaptık bunu. Bazı komşularımız ısrarla hani benimle konuşmak istiyor. Ya diyorum ki ben bir kişiyim. Bir süre sonra konuşacağım, döneceğim öbür tarafa. Başka birisi bir şey söyleyecek, öbürü gidecek insan hali. Diyorum ki orada bir şey kurduk ve gerçekten işe yarıyor. Hala bazı hemşehrin diyor ki ben seninle konuşmak istiyorum. Saygılar sunuyorum. Bir şey demiyorum yani. Üstelik bir de Merkez Efendi de ilk defa buradan da ilan edilmiş oldu. Lütfen bütün alımlarımızı orada ilan ediyoruz. Herkes için bu böyle. 1700'e yakın, 1670 rakamını da bulduk. Her geçen gün artıyor, artacak. Maksadımız şu. Belediye olarak biz istihdam meselesini merci değiliz. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu güzel ülkede yaşıyoruz. Meselelerin farkındayız. Bizden ne kadar çok hemşehrimiz işe girerse o kadar bundan mutlu oluruz. Bütün çabamız budur açıkçası. Yeniden oraya geri dönmüş oldum. Bunu aslında bütün, henüz buraya bakmadım, buradaki iş talepleri için de şimdiden peşin olarak söylemiş olayım. Buraya henüz bakmadım. Ne var mı bilmiyorum. Bakacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Fakat buradaki mektuplardan işle ilgili olanlarını kariyer merkezine başvurmalarını rica ediyorum. Onun dışındakilerin tamamını çalışacağız ama işle ilgili herkese ayrı ayrı bu izahı yapmak bizim için gerçekten çok zor. Umduğumuzdan, tahmin ettiğimizden daha çok istihdam sağladı. Onu ben size söyleyeyim. Umduğumuzdan ve tahmin ettiğimizden daha çok istihdam sağladı. İnşallah devamı da gelecek. Mustafa abi, normalde rahatsız ol Mahmut. Normalde özel mülklerin ilaçlanması bedeli mukabilinde belediyemiz tarafından yapılıyor ama bu anladığım kadarıyla bütün apartmanı sarmış durumda. En yakın mesai arkadaşımıza bir adres verirsen orayı ilaçlatalım inşallah. Dediğim gibi muhtarlığın ve halk ekmeğinin önündeki hız kesici kalkmıştı. İnşallah yılbaşından sonra orayı da bir altyapı yatırımı yapılacak. Bu yatırım yapıldıktan sonra yeniden eski haline getireceğiz. Şimdi Nevzet Bey, komşumuz güzel bir soru sordu. Bu vesileyle ben aslında kentsel dönüşümle ilgili, yani Zeytinburnu'ndaki yapıların dönüşümü ile ilgili attığımız büyük bir adımdan bahsetmek istiyorum. Buna imkan sağlamış oldu. Çünkü Nevzet Bey'in sorusuna vereceğimiz cevap aslında bütün Zeytinburnu'nu ilgilendiren bir cevap. Biz belediyeyi devraldıktan sonra karşımıza gelen bütün imar problemlerini çözecek bir plan notu düzenlemesi çalıştık. Yani imar planını açıklayan, imar planını uygulayan bir plan notu. Çok teknik teferruata girmeyeceğim. Gerçekten bizim bu çalışmamız birçok ilçe belediyesi tarafından, isim de söyleyebilirim, ilgili arkadaşlar zaten biliyorum, birçok ilçe belediyesi tarafından takip edilmeye başlandı. Çünkü gerçekten birçok derde deva hükümler içeriyor bu plan notu düzenlemesi. Birkaç tanesini burada sayayım hepimizin anlayacağı şekilde. Bir tanesi çatı arası piyesi dediğimiz
dubleks dairenin zeminin hemen altındaki bodrum zeminle irtibatlı hale getirilmek şartıyla, yani bağımsız birim haline getirmeden zeminin altındaki bodrumu zeminle bağlantılı hale getirmesi şartıyla çatı arası piyesini tama ibla etme, yani tam kat haline getirme imkanı sağladık. Bunun dışında burada ne kadar var onu bilmiyorum. Evi yolda, yeşil alanda, cami alanında, okul alanında kalan yerlerle ilgili imar transferi hakkını getirdik. Bu gerçekten burada çok önümüze çıkmadı ama başka mahallelerde büyük problemdi. Biliyorsunuz 1000 metrekare birleşmelerde imar artışı teşvik ediyordu mevcut imar planımız. Bu çok uygulanamadı. Zeytinburnu'nda ancak bir yerde uygulanabildi. Çünkü bizim parsellerimiz küçük ve 1000 metrekareyi bulmak zannedildiği kadar kolay olmuyor. İki parselin birleşmesi halinde bile %5 imar artışı imkanı getirdik. Çok uzun bir metin. Ben bu imar plan notu düzenlemesinin Zeytinburnu'ndaki yapıların yıkılıp yeniden yapılması hususunda büyük bir imkan getirdiğini, yıkılıp yeniden yapılacak daire sahiplerinin üzerindeki yükü hafiflettiğini, hafifleteceğini düşünüyorum. Parseliyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız, komşularımız Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı uygulamadan haberimiz yok doğrusu. Dolayısıyla bilgi sahibi olmadığı bir hususta bir açıklama yapmak istemiyorum. Dönüşümle ilgili aslında Abdurrahim Alem'den arkadaşımıza genel olarak cevap verdim. Bu plan notu düzenlemesi Zeytinburnu'ndaki yapıların güçlendirilmesini hızlandıracak. Bahsi geçen, yani telsiz, beş telsiz, çırpıcı özel sektör tarafından başlatılan yer, YTT bloklarını Süleyman abi söyledi. Arnavut Mahallesi'nde şu anda bir süreç yürütülüyor. Bunun dışında biz yeni bir yere girmeyi düşünmüyoruz. Bir de rezerv konutların, ki buraya gelmeden önce oradaki hak sahipleri toplantıdaydık. Daha doğrusu müzakereye oturduğumuz Veli Efendi işçi bloklarıyla bir aradaydık. Rezerv konutların dönüştürebileceği bir alanla ilgili müzakere yürütüyoruz. Bunun dışında herhangi bir yerle ilgili bizim bir niyetimiz yok. Zaten olursa mutlaka önce diğer yerlerde olduğu gibi burada da önce oradaki hak sahipleriyle, kat malikleriyle konuşuyoruz, konuşacağız. Bunun dışında belediyemiz tarafından başlatılmasına dair söylentilerin tamamı asılsız olsa açıklıkla söylerim. Buradan hiç kuşkumuz olmasın. Şimdi Erol Bey, arkadaşımız çekme kalktı ama ceza var. Ben de buraya şöyle yazdım. Çekme yok, ceza var. Dolayısıyla ceza yazılmayacak yere koymaktan başka size söyleyebileceğim bir şey yok. Genel olarak otopark sıkıntısının farkındayız. Ama aramızdan herhangi bir arkadaşımızın o bahsettiğimiz Atatürk İlkokulu'nun önündeki arsa ne kadar otopark olabilir onu da bilmiyorum. Maalesef bu işte uzun yıllar doğma büyüme merkez efendili hemşehrileriz ve bu da beni çok sevindiriyor. O vesileyle onu söyleyeyim. Bu özelliğimizi korumamız lazım. Merkez efendi bu konuda gerçekten çok iyi. Doğma büyüme hemşehrilerimiz var. Biz ne yazık ki o şansa sahip değildik. Dolayısıyla buna şimdilik söyleyebileceğim bir şey yok Erol abicim. Buna biraz şey yaptım. Hasan Başpınar arkadaşımız da gerçekten komşumuz, eski merkez efendili, yeni bir şey önerdi. Dedi ki merkez efendi parkının etrafını çevirir misiniz? Ne diyorsunuz bu teklifi arkadaşlar? Doğru. Güvenlik attırırız. Giriş çıkışları ben soruyorum. Bize güvenlik attırırız. Başarılı. Herkes ailemden giriş katılıyor. Ceza. Yani ne bileyim, her işi yapan çok çabuk kaçıyor. Bunun kutusu var, güvenliği var. Başkanım, onun güvenliği yaptırırlarsa, güzel bir güvenlik önlemi alırsa, bak, yani bu 12'de kapansın bu park. Cüneyt oradayken çok gayet temiz. Gece 12'de kapansın başkanım, 12'de kapansın. 12'de ortam güvenliği. Paran içeri geliyor, ne yaptığı belli değil. Güvenlikçi arkadaşlarımız sağ olsun,
Genel olarak hayır, etrafı kapatılmasın, 12'den sonra kapatılmasın diyen bir komşumuz var mı? Kapatılmasın mesela. Kim diyor? Kapatılmasın, hayır kapatılmaz. Eğer bir güvenlik varsa o yer kapatılmaz. Şimdi şöyle, Millet Bahçemiz biliyorsunuz gece belli bir süre sonra kapatılıyor, sabah 6'da yeniden açılıyor. Ama burası açık ve bu hali doğrusu güzel görünüyor. Yani etrafı çevrili park çok tercih ettiğimiz bir şey değil ama bunu şunun için sordum, sizin kanaatinizi bizim de zaman zaman düşündüğümüz bir mesele gerçekten. Şimdilik bir kararımız yok ama bunu bir talep olarak aldık. Bunu parklarımız daha güvenli olsun diye Millet Bahçesi böyle tasarlandı. Olabilir fakat burada açık her taraftan girilebilen bir park varken kontrollük giriş bir miktar alışkanlık bakımından sizi zorlayabilir. Düşünmeye, değerlendirmeye devam ediyoruz, onu söyleyeyim. Takip etmeye devam ediyoruz. Başkan, en güzeli böyle, şu anki hali. Evet ya. Gördüğünüz gibi burada da anlaşma yok. O resmi araçla ilgili arkadaşlar sizinle konuşacaklar. Parkın içine araç park ediliyor. En başta ilgili arkadaşımız buna lütfen tedbir alsın. Ama ben yeşile araç meselesi demin söylediğim aslında. Hepimiz koruyacağız bu parkları. Bu parklar hepimizin çünkü. Daha dikkat istiyorum. Bizim arkadaşlarımıza daha dikkatli olmasını sağlayacağız. İmdat kardeşimize çok geçmiş olsun. Zaten bir talebi yoktu. Evet. Ben bütün Merkez Efendi mahallemizin güzel insanlarına, siz değerli komşularımıza bize gösterdiğiniz bu ilgi, alaka için çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Ben yine zaman zaman buralara gelmeye devam edeceğim ama bu akşam giriş konuşmamda da söylediğim gibi bütün Zeytinburnu Belediyesi yöneticileri, meclis üyelerimizin bir kısmıyla buradaydık. Tekrar mekan sahibine çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığın için. İlgi gösteren siz değerli komşularımıza, hemşehrimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.